Şimdi göç tartışmasına gelelim bir de. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de şöyle bir demeç verdi ve o da ayrıca şimdi gündemde ve tartışılıyor. Görevde olduğumuz sürece bu kardeşlerimizi, yani düzensiz göçmenleri, sığınmacıları kastediyor, gönderemeyeceksiniz. Kim? O da muhalefete söylenmiş bir sözdür. Biz bu görevde olduğumuz sürece Bay Kemal, yandaşların da dahil hepinize birden sesleniyorum. Siz bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz. 2 yıl içinde Allah'ın izniyle gidecekler. Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim, gidecekler. Bize sığınan bu kardeşlerimize kapılarımızı nasıl açtıysak bundan sonra da yine aynı şekilde korumaya devam edeceğiz. Bunu bilen, duyan gerek Suriyeli, gerek Iraklı, gerek Afgan bir gönül huzuru içerisine giriyorlar. Eğer oradaki yaşama şartları düzelirse dönebilirler. Tamamını kapı dışarı etmek doğru olmadığı kanaatindeyim. Tayyip Bey onun için bir çıkıyor, zorla çıkarmayız. Bir çıkıyor, herkesi burada tutacağız. Düzensiz göçmenler, 10 yıl aşan Suriyeli sığınmacılar sorunu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni günde bu kez biz görevde olduğumuz sürece sığınmacıları gönderemeyeceksiniz dedi. Muhalefet güvenli ortam sağlandığında gitmeliler diyor. Irkçı bir tutumla insanları alacağız, zorla göndereceğiz. Nereye göndereceksiniz? Bu konunun suçluları Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa ülkeleridir. Onların alavere dalavereleridir. Biz muhalefete muhalefet olmayız. Bizim mücadelemizin muhatapları çok nettir. Kendi inisiyatifleriyle geri dönmek isteyenler olduğu zaman zaten onlar geri döneceklerdir. Ama biz asla onları düşmana teslim etmeyiz. Bay Kemal, bunu böyle bilesin. Bir mektup yazamadın mı sen? Birleşmiş Milletler'e gidemedin mi sen? Orada Suriye'yi masaya yatıramadın mı sen? Yatıramadın için, patrondan izin alamadığı için, emperyal güçten izin alamadın. Eline diline dursun. Anlaşılan o ki bu zat hiçbir Birleşmiş Milletler toplantısını takip etmemiş. Yine dün çıkmış. Tayyip Erdoğan bu meseleyi Avrupalılarla hiç konuşmadı diyor. Bize verilip de tutulmayan sözleri yüzlerine vurduğumuzdan muhakkak haberi yok. Türkiye'yi göçmen hapishanesi yaptılar. Avrupalılar rahat etsin diye 3 milyar avroya insan ülkesini satar mı ya? Bay Kemal, senin dün söylediğin bugün yoktur. Ama biz farklı bir medeniyetten geliyoruz. Ve bu medeniyette muhacirlik var, ensarlık var. Bizim hedefimiz sığınmacıların gayri insani bir çerçevede ülkelerine sürülmesi değil, dönüşlerinin kolaylaştırılmasıdır. Şam'da kim iktidarda olursa olsun Suriye ile ilişkilerimizin yapıcı bir diyalog zeminine oturtulması gerekiyor. Bu mesele bize göre de partiler üstü bir meseledir. Ülke yöneticileri arasında ciddi bir diyalog oluşturulursa o zaman bu sığınmacı meselesi çözülür. Muhalefet Esad'la temas sağlanmalı derken İYİ Parti lideri Meral Akşener meclis başkanına özel oturum çağrısı yaptı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Kadın Kolları Başkanlığı'na göç politikası sunumu yapan İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'ye gelen sığınmacıların pasaportlarını yırttıkları için sınır dışı edilemediklerini söyledi.